Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere elimdeki kitaptan, kitabın ismi Düşünce Gücüyle Tedavi, bu kitapta bahsedilenlerden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Bu kitap neler söylüyor bize? Özet bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Eğer sizler de dinlerseniz sizler için de katkısı olacağını düşünüyorum ben. Bu kitap gerçekten etkili bir kitap. Normalde kişisel gelişim kitapları hepimiz okuruz. Aynı zamanda kişisel gelişimle ilgili filmler izleriz. YouTube'da içerikler dinleriz. Ancak bazıları etkili olmadığı gibi bazıları da bizde olumsuz, tam tersi yönde etki yaratabilmekte. Ancak bu kitap gerçekten çok güzel bir şekilde aktarılmış. Bizi olumlu yönde etkileyebilecek şeyler aktarılıyor ve gerçekten de olumlu yönde etkiliyor. Ancak uygulamanız gerekiyor. İçinde aktarılan bilgilere inanmanız gerekiyor. İçinde yer alan sözleri, uygulamaları uzun bir süre rutin halinde söylemeniz gerekiyor, uygulamanız gerekiyor ki etkisi olsun. Şimdi arkadaşlar, bu kitapta nelerden bahsediyor, bize neler söylüyor, ben sizlere aktarmaya başlayayım. Gerçekten şunu tekrardan dile getirmek istiyorum. Bu kitabı herkesin alıp okumasını tavsiye ederim. Etkili bir kitap. Gerçekten etkileniyorsunuz. Gerçekten içindeki fikirlere inanıyorsunuz ve uygulamaya ve içerisinde yer alan iyi düşünceleri sizler de kendiniz hakkında düşünmeye, söylemeye başlıyorsunuz. O zaman başlayalım. Bu olmadı. Başta kendisine ve başkalarına karşı olumsuz düşünceler, kötü fikirler besleyen kişiler sağlıksız olur. Yani aslında bedenimizde hastalık denen şeyin yaratıcısı biziz. Olumsuz şeyler düşündükçe bu olumsuz fikirler bizim bedenimizin farklı yerlerinde olumsuz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Olumsuz düşüncelerin, kötü düşüncelerin dışa vurumu da diyebiliriz buna. O yüzden olabildiğince olumlu şeyler düşünmeye, iyi şeyleri hayatımıza çekmeye çalışmalıyız ki bu yüzden iyi şeyleri, güzel şeyleri hayatımıza çekmeliyiz. İyi düşünelim ki iyi olsun derler ya, bu gerçekten doğru. Bu kitapta yansıtılıyor ve bunun kanıtlanmış örneklerine de yer verilmiş. Aklımızda oluşturduğumuz bütün düşünceler bizim geleceğimizin yaratıcısıdır aslında. Bilinçaltımıza yerleşiyor düşündüğümüz her şey ve orada gerçekleşmeye başlıyor. Bu olmadı tekrar. Bu da olmadı. Aklımızda oluşturduğumuz her düşünce bizim geleceğimizi yansıtıyor. Bilinçaltı düşündüğümüz her şeyi kabul ediyor, olumlu ya da olumsuz. Eğer biz olumlu düşünürsek bilinçaltımız bunu kabul eder ve olumlu şeyleri hayatımıza çeker. Ancak olumsuz şeyleri düşünmeye devam edersek biz olumsuz şeyler yaşamaya devam edeceğiz. Yani düşüncelerimiz, duygularımız, sözlerimiz bizim geleceğimizi yaratır. Bu yüzden geleceğimizin iyi olmasını, güzel olmasını, olumlu şeylerle dolu olmasını istiyorsak düşüncelerimizi, sözlerimizi, duygularımızı olumlu yönde değiştirmeliyiz. İnanın, olumlu ifadeler kullanmaya devam ettiğinizde hayatınız olumlu yönde gelişecektir. İnanın, hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, her şeyle ilgili olumlu ifadeler kullanmaya devam ettiğinizde, bunu rutin haline getirdiğinizde bunun etkisini göreceksiniz. Güzel şeyler, olumlu şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Ancak bunu söylediğim gibi devam ettirmeniz gerekiyor ve buna inanmanız gerekiyor. Aynanın karşısına geçin, seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum deyin. Bunu düzenli olarak yapın, gerçekten etkisini göreceksiniz. Ancak bunu inanarak yapın, inanmadan, gelişigüzel bir şekilde, kendi gözlerinizin içine bakmadan yapmayın. Aynayı alıyorsunuz, gözlerinizin içine bakıyorsunuz inanarak, kendimi seviyorum ve onaylıyorum diyorsunuz. Ya da seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum diyorsunuz. Seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum ve seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni onaylıyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar, aynanın karşısına geçiyorsunuz. Bu güzel sözleri, olumlu ifadeleri kullanmaya devam ediyorsunuz. 21 gün boyunca devam edin. Ondan sonra da yapmayı bırakmayın.
gerçekten etkisini göreceksiniz. Kendimizi gerçekten sevmeye başladığımızda, kendimizi sevdiğimizi kendimize hissettirdiğimizde bunun etkisini göreceğiz. Her şey iyi yönde değişecek, her şey iyi yönde ilerleyecektir. Güzel bir hayat istiyorsak güzel düşüncelerimiz olmalı. Güzel bir hayat istiyorsak güzel düşüncelerimiz olmalı. Güzel bir hayat istiyorsan güzel düşüncelerin olsun. Seveceğin, sevgi dolu bir hayat istiyorsak seveceğin düşüncelerimiz olmalı. Sevgi dolu bir hayat istiyorsan sevgi dolu düşüncelerin, duyguların ve sevgi dolu sözlerin olsun. Ve emin ol, neyi düşünmeyi seçersen, neye inanmayı seçersen o senin karşına çıkacaktır. Olumlu şeyleri düşünürsen, tekrar ediyorum, olumlu şeyler seni bulacaktır, güzel şeyler seni bulacaktır. Ancak istemediğin şeyleri düşünmeye devam edersen, istemediğin şeyleri yaşamaya mahkum kalacaksın. Önce düşünceni değiştirmelisin, bilinçaltını değiştirmelisin, farklı davranmaya başlamalısın, kendinden başlamalısın, düşüncelerinden başlamalısın diyelim. Neyi düşünmeyi seçersen o karşına çıkacaktır. Kendinize iyi davranın. Şimdi 101. sayfada kısa bir paragraf var, onu sizlere aktarmak istiyorum. Bu gevşemiş ve rahat halinizle kendinize şöyle deyin. Kendimi özgür bırakmak istiyorum. Bırakıyorum. Özgürleşiyorum. Gerginliği bırakıyorum. Korkuları bırakıyorum. Kızgınlığı bırakıyorum. Suçluluk duygusunu bırakıyorum. Hüznü bırakıyorum. Eski sınırlılıklarımı bırakıyorum. Bırakıyorum ve dinginim. Kendimle barışığım. Hayatla barışığım, güvenliyim, güvendeyim. İnsanlar genellikle istemediği şeyler üzerinde çok düşünmeye başlarlar, çok fazla düşünürler. Sizler de istemediğiniz şeyleri düşünmeye devam ederseniz bu istemediğiniz şeyler daha çok sizin hayatınızda yer alacaktır. Bu istemediğiniz şeyleri yaratmaya devam edeceksiniz düşüncelerinizle. Bu yüzden istemediğiniz şeyleri düşünmeyin. Hatta aklınıza geldiğinde olumlu ifadeye çevirmeye başlayın. Seni bırakıyorum deyin o olumsuz düşüncenize. Olumlu düşünceye çevirin. Gerçekten bunun olumlu etkisini hayatınızda göreceksiniz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Olumlu ifadeler kullanın diyoruz ama olumlu ifadeler kullanırken şimdiki zaman kipi kullanın. Yani your ekini kullanacağız. Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Bu işi başarıyorum. Hayatım güvende. Her şey çok güzel gidiyor tarzında cümleler kuralım. Şu şekilde söylersek sürekli ertelenecek, sürekli gelecekte kalacak ve biz kendimizi sevmemeye, kendimize, hayata güvenmemeye devam edeceğiz. Kendimi seveceğim. Bu işi başaracağım. Bunu yapacağım. Şöyle davranacağım dersek bu şeyler de sürekli ertelenecek, bu güzel şeyler de sürekli ertelenecek ve bizim hayatımıza gelmemeye devam edecek. 116. sayfada kısa bir paragraf var, orayı sizlere okumak istiyorum. Sizi mutlu eden düşünceleri düşünün. Size iyi duygular hissettiren şeyleri yapın. Size iyi duygular yaşatan kişilerle birlikte olun. Bedeninize yararlı olan şeyler yiyin. Kendinizi rahat hissettiğiniz hızda yaşayın. Burada söyledim ya, mesela olumlu şeyleri düşüneceğiz dedik ya, aynı zamanda bize iyi duygular yaşatan insanları hayatımıza almalıyız. Bize kötü hissettiren insanları hayatımızdan çıkarmalıyız. Aynı zamanda bizim sağlığımıza, bedenimize iyi gelmeyen yiyeceklerden de uzak durmalıyız. Burası da çok önemli. Ve rahat hissettiğimiz bir şekilde yaşamaya devam etmeliyiz. Rahat hissetmediğimiz şekilde yaşamamalıyız. Yani bu kıyafet olabilir, hayat tarzı olabilir. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde diyor bu kitap. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde diyor. Yani düşüncelerinizi, duygularınızı değiştirirseniz hayatınız zaten kendiliğinden değişmiş olacak. Şimdi de 125. sayfada kısa bir bölüm var. Orayı sizlere aktarmak istiyorum. Yeni öğrendiklerinizi desteklemeniz ve sağlamlaştırmanız için birçok yol var. Bunlar şükretmek, olumlu ifadeleri yazmak, meditasyon yapmak, bedensel egzersizlerden zevk almak, iyi beslenmek, olumlu ifadeleri yüksek sesle oluşturmak, olumlu ifadeleri şarkıyla söylemek, gevşeme egzersizleri için zaman ayırmak, imgelemeyi, zihinsel düşünmeyi kullanmak, okumak ve araştırmak. Olumlu düşündüğümüz kadar aynı zamanda bunları da uygulamalıyız. Beslenmemize dikkat etmeliyiz, spor yapmalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, meditasyon yapmalıyız. Kendimizi geliştirecek aktivitelerle ilgilenmeliyiz ve şükredeceğiz.
Şimdi de 161. sayfanın son paragrafını sizlere aktarmak istiyorum. Her sabah uyanmaktan ve yeni bir güne başlamaktan sevinç duyun. Hayatta olmaktan, sağlıklı olmaktan, arkadaşlarınızın olmasından, yaratıcı olmaktan, yaşam sevincinin canlı bir örneği olmaktan mutluluk duyun. En yüksek farkındalıkla yaşayın. Değişim sürecinizden zevk alın. Geçmişi bırakın arkadaşlar. Geçmiş yaşandı ve bitti. Geçmişi bırakın, özgürleşin. Özgürleştiğinizi, geçmişi bıraktığınızı kendinize inandırın ve bunu hissedin. Ve geçmişte yaşadığınız bütün çirkinlikleri, kötü durumları affedin. Kendinizi affedin. Küçüklüğünüze şöyle bir gidin. Kendi küçük bedeninizi hayal edin. Yani 5 yaşında mı kötü bir şey yaşadınız? 11 yaşında mı? 15 yaşında mı? 18 yaşında mı? O yaşınızı bulun. Onunla konuşun, onu affedin, ona sarılın ve onu alıp kalbinizin bir köşesine sevgiyle yerleştirin. Aynı zamanda şu anda benim söylediğim kelimeleri sizler de aynanın karşısına geçin ve her gün, her sabah, istediğiniz her zaman tekrar edin. Geçmişimi affediyorum. Geçmişime artık sevgiyle bakıyorum. Güvendeyim. Daima güvendeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Her şey mükemmel. Bedenimi seviyorum. Enerji dolu olmayı seviyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel. Geleceğim parlak ve güven içinde. Geçmişimi affediyorum. Geçmişime sevgiyle bakıyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi, bedenimi seviyorum. Kendimi ve bedenimi onaylıyorum. Kendimi her halimle kabul ediyorum. Dünyamda her şey mükemmel. Daima güvendeyim. Daima güvendeyim. Yaratıcıya güveniyorum. Evrene güveniyorum. Evren bana değer veriyor. Kendime değer veriyorum. Geleceğim parlak ve güven içinde. Geleceğim parlak ve güven içinde. Dünyamda her şey iyi. Dünyamda her şey iyi, güzel ve tam. Dünyamda her şey mükemmel. Dünyamda her şey güzel. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Bedenimi kabul ediyorum. İsteklerimi kabul ediyorum. Evet, olumlu şeyler kullanmaya devam ettikçe benim yüzüm de gerçekten ister istemez böyle gülümsemeye doğru gidiyor. Yani konuşurken bile yüzümüz kendiliğinden gülümsemeye doğru gidiyor. Etkisini buradan görebiliriz bence. Yani devam etmeliyiz konuşmaya. Yani bu tür cümleler kurmaya devam etmeliyiz. Aynanın karşısında yapmalıyız. Gözlerimizin içine bakmalıyız. Kendimize inanmalıyız ama gerçekten. Öyle kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Dünyamda her şey iyi. Böyle derseniz olmaz arkadaşlar. Benim yaptığım gibi kendinize karşı inandırıcı olun, net olun. Gerçekten inanın. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım istemediğimiz şeyleri hayatımızdan def ederiz ve istediğimiz şeyleri hayatımıza çekeriz. Olumlu düşünün, düşüncelerinizin gücüne inanın arkadaşlar. Şu anda size aktardığım şeyler zaten Düşünce Gücüyle Tedavi adlı kitaptan alıntıladım hepsini. Ad üstünde zaten düşüncelerimizin gücüyle tedavi edeceğiz kendimizi. Başkalarına ihtiyaç duymayacağız. Ancak dikkat edeceğiz yediklerimize, içtiklerimize, sağlığımıza, bedenimize dikkat edeceğiz. Eğer bedenimizi seviyorsak, kendimizi seviyorsak bunu güzelliklerle donatmalıyız. Kendimize yakışan kıyafetler giymeliyiz. Kendimize yakışan, daha doğrusu bedenimize, sağlığımıza iyi gelen yiyecekler yemeliyiz. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Spor yapmaya devam etmeliyiz ki vücudumuz dirençli olsun, sağlam olsun. Sadece olumlu düşüncelerle bunu yapamayız. Olumlu düşüncelerle güzel şeyleri hayatımıza çekeriz. Ancak bedenimizi dinç, enerji dolu tutmak istiyorsak ne yapıyoruz? Yediklerimize, içtiklerimize, sporumuza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Benim bu kitapla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Ben bunları öğrendim. Sizlere özet bir şekilde aktarmaya çalıştım. Şimdi sizlere şöyle bir kalp yapıyorum. Şöyle olsun.
Umarım beni buraya kadar dinlemişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur burada anlattıklarım. Umarım sizler de hayatınıza gerçekten uygulamaya başlarsınız. Kendinize karşı olumlu ifadeler kullanmaya devam edersiniz. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Dünyamda her şey güzel. Dünyamda her şey güzel. Kendime değer veriyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Tamam Elif ya. Kendini seviyorsun, anladık yani. Tamam mı? Hadi.